malum kış aylarındayız. Hava soğuk, yağmur, çamur, kar, fırtına. Hiç problem yok. Şemsiyemiz var. Baş başa yürüyüşe çıktınız. Bir adet de şemsiye. Nasıl yürürsünüz? Teşekkür ederim. Çok kabasın. Şöyle yürürüm. İçine sen de girer misin şemsiye? Şöyle dönüp bize şuradan gösterebilir misiniz şu tarafa peki? Bakın. Şu tarafa doğru. Şöyle giderim. Ben yağmurda, karada her türlü üstlenirim. Uygulamada sıfır. Berker sen ne yaparsın? Ama buyurun. Şemsiye mi? Ver. 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 İşte. Puanlamayı ona göre yapalım efendim. Al canım sen şunu. Hadi yürü bakayım. Hadi yürü. Bak gördüğünüz üzere bunu oylamaya bile gerek duymadan şöyle. Çek şunu oğlum. Çek şunu oğlum. Bunlar puanlamada. Bir saniye. Çek şunu oğlum. Evet. Akın sen olsan ne yaparsın? Şemsiye alırken. Buyurun onu mankende lütfen. Ben bir adım geride kalmayı tercih ederim. Ona yön veririm. Öyle mi yürüyeceğim? Yürüyebilirsin. Tutmuyorum seni. Öyle mi yürüyeceğim? Buyurun. Budur. 5 tam puan nasıl? Veririm. Çok güzel. Mükemmel. Ben kendim ıslanma pahasına şemsiyeyi verdim. Bu arkadaş hem kendini de düşünüyor. Buyurun, ben kendimi düşünmedim. Şey yapma. Aynı ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir şey söyleyeceğim. O kadar şey sana çarpatıyorum çünkü sen tamam. Doğru bir hareketti. Kendim ıslanmak pahasına Gamze'yi şemsiyeyle yürüttüm. Evet. Evet. Hoşunuza gitti mi? Bence gayet iyi. Evet, muaşeret kurallarına göre olağan müfredatta şöyle yazar ki, merdivenlerden çıkarken önce kadın çıkar, inerken ise önce erkek tamam, iner. Gel yeşil tik aldın kardeşim. Devam ediyorsunuz, restorandasınız. Vestiyer var, vestiyere verelim onu. Buyurun. Demek ki bildiğin halde yapmıyorsun aslında. Gel. Gel. Restoranın içine girdiğinizde kadın masayı seçer. Sandalyesini çekmende gözümüzden kaçmadığı için sana bir tik veriyoruz. Yalnız gönül isterdi ki şuraya böyle efektli bir şekilde dıkş dıkş kırmızı yapalım Didem'e yaptığın hareketten dolayı. Yok, ancak benim Didem'e yaptığım harekete kimse bir şey doğru diyemez. Yaptın. İlk kez karşı karşıya geldiniz ve selamlaşma anınız. Merhaba. Ne oldu ya? Ne oldu? Sıfır. Yok. Hayır. Doğru. Erkek oldu. Hayır. Erkek oldu. Şimdi söyleyecektim. Bir saniye. At çarpı. Şu düşecek mi diye bakıyorum. Onur güzeldi. Onur güzel. İki yapalım. Onur iki. Ben bilerek yaptım. Bak nasıl. Ayca geldi buraya sıfır. Arkadaşlar bilmeyenler için açıklayalım. İlk tanışma, selamlaşma anında. İlk önce erkek elini uzatır. Kadın, bayan eğer isterse başıyla selam verir veya eliyle selamlaşma yapar. Şimdi bu giriş sahnesini, selamlaşmayı pek yapamadık. Çok güvendiğimiz arkadaşlarımız var içeride. Akın'la Gamze'yi bir alabilir miyiz? Akın'la Gamze'yi. Bir de sizden görelim. Evet doğrusunu görmüş olduk, duymuş olduk ama bir de görsel olarak selamlaşmayı ve yürümeyi. Masaya oturmayı. Teşekkürler. Nereye geçmek istersin? Şöyle geçebiliriz. Olur. Olur mu? Bir garsona sorsaydınız bakalım müsait mi? Dolu burası. Evet. Mekan boşmuş. Dolu burası. Olur sana ne olur? Kardeşim, olur. Söyle bir ciğer söyle arkadaşlara. Biz oraya geçelim. Gel bir ciğer söyle arkadaşlara. Biz oraya geçelim dolu oraya. Babacığım bize iki masada tane yer yok. İki tane karışık. Masada yer yok. Biz böyle bir restoranda yer yok. Ne yapacak? Bu mekanda iki bardağı yer yok. Böyle bir mekana gelmezdim zaten kardeşim. Ne yapacak? Karışık. Aslında Berker'in ağzı gözü yüzü bantlıydı da açmış. Tam bandı. İlk önce ben kadar taktım. Artık benim konuşmasın. Kur'an'la ne o kadar mı kabayım ya? Bir dakika. Ya bak bunların hepsinin bir sebebi var. Kadın niye önden merdivenden çıkar? Çıkarken niye kadın öndedir erkek arkada? Evet açıklayayım. Neden inerken tam tersidir mesela? Erkek tutabilsin diye. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin bir mantığı var. Peki zannedersiniz ki arabaya önce kadın bindirmek makbuldür. Şoförlü arabaya veya taksiye biniyorsan önce erkek binmelidir. Kadın sonra. Çünkü arkaya kayması gerekir. Kadın eteklidir, açılabilir. Dekoltesi açılabilir, paltosu dağılabilir. Aslında bunun hepsinin bir nedeni var. Yani bizim Anadolu'da
dağda, tepede erkeğin önden yürümesinde bir nedeni var. Kadın arkada. Bu aşağılamak değil, tehlikeye karşı. Ayı mı çıkar, yabani hayvan mı çıkar, nedir diye kadın arkadan yürütür. Ya bunların hepsinin aslında mantık nedenleri var, yaşam şekillerine, biçimlerine göre. Şu an kafam bu arada... Sen yeter ki sen kısmetse o.